Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Göran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bugün de sabah saatlerinde arazide yüzlerce komando Narin'i arıyor. Sekiz gündür kaybolan Narin'i arama noktalarından birisi ise köye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eğer Tutmaz Deresi. Dünden bu yana iş makineleri derede çalışma yaparak suyun debisini düşürmeye çalışıyor. Sekiz gündür kayıp olan Narin'i arama ve kurtarma çalışmalarına AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler, neredeyse Diyarbakır'daki tüm kurumlar katılıyor. Arama nerede var? Aşk, yani köyün merkezinden aşağı mı ineceğiz? Narin'i arama ve kurtarma çalışmalarına yaklaşık 1100 personelin katıldığını söyleyen Tümgeneral Yıldırım, 50 kilometrelik bir alanın da tarandığını söyledi. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı asılsız olsa da biz her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkanlarını biz buraya yağdırdık arkadaşlar. Arif Bey, şimdi İl Jandarma Alay Komutanı geldi, burada bir açıklama yaptı ve çok umutlu konuştu. Çember daralıyor dedi. İnşallah dedi, en kısa sürede Narin kızımıza sağ kavuşuruz. Neler söyleyeceksiniz? Zaten şu an ayakta olmamızın, direnişli olmamızın, şu an sizinle konuşmamızın tek sebebi paşamızın yaptığı açıklama, bir de jandarma AFAD'ın yaptığı çalışmalardır. Gece gündüz gerçekten durmuyorlar. Yani hiç istirahat etmiyorlar. Ben inanıyorum. Kızım bir baba olarak, baba hissi olarak kızım yaşıyor. Zaten paşam da dedi Allah'ın izniyle, o da umutludur. Allah ondan razı olsun. Kızım gelecek, yani ben de inanıyorum. Bütün Türkiye zaten şu anda hepsi Narin'i konuşuyor. Herkes onun durumunu merak ediyor. Yani toplumun vicdanı buna müsaade etmedi. Bu zulme, bu haksızlığa. Tabii şu an toplumun etkisi de çoktur bu durumda. Sabahlara karşı, yani saat belli değil. Her sabahın 4'ünde, 5'inde, 3'ünde, 2'sinde Narin'i soruyorlar. Dua ediyorlar. İnsanlar öyle bir dua ediyor ki o da bizi ayakta tutuyor. Allah onlardan da razı olsun. Tabii öncelikle basın mensupları, onlar da bizim gibi burada büyük emeği var. Basının da çok çok ve çok emeği oldu bizde. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Uyuyamadığınızı içemedim diye söylüyorum. Kızımın uyuduğu ya da yediğini bilmiyorum ki ben uyuyup yiyeyim. Ben kızımı görmene kadar bana uyku da yok, yemek de yok. Gözümü kapatamıyorum. Gözümü kapattığım zaman Narin'im koşuyor kucağıma, beni çağırıyor. Beni çağırdığı zaman gözlerimi kapatamıyorum. Allah hakkımızı bırakmaz. Ben teşekkür ederim. Diyebileceğimiz şekilde farklı farklı algılar oluşturmaya çalışıyor. Bununla
Yani genellikle basın arkadaşlar ne kadar getirmişse konuşmuşuz. Tabii ki bugün bu işte premiyeden ahlaksız insanlar da var. Bu TikTok gibi bir şey var. Yani adam sırf canlı yayın yapmak için, 2 kuruş para kazanmak için bazı yalan ve beyanlarda bulunuyor. Zaten burada herhangi bir açıklamada, paşamda, Sayın Valim'de, İçişleri Bakanımız da, yani gereken açıklama sadece doğru olan açıklama onlarındır. Başka mümkün değil. Herkes bir şeyin amacıdır ama bizim amacımız İçişleri Bakanımızın, Valimizin, Paşamızın, sivil toplumun, basının, herkesin amacı narindir. Tabii bunun ekseni olarak en başı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Allah ondan razı olsun. İçişleri Bakanı aradı Sayın Valimiz buraya gelirken. Yani söz verdi bize, elinden geleni yapacak. Bu narini bulmayana kadar bu operasyonları durdurmayacağım. Narini bulacağım, bulacağım, bulacağım. Sana söz veriyorum ve ben inanıyorum. Kızımı bulacaklar. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık.